Evet anneciğim, hazırlıklar başladı. Hatta organizasyon şirketi geliyor bugün. Siz de buyurun isterseniz. Zaten geliyorsunuz. Oldu o zaman, bekliyorum anneciğim. Annemle mi konuştun hayatım? Evet hayatım. Çağırmak için aramıştım ama zaten geliyormuş. Ne ilgili? Evet. Şu düğünü bir hayırlısıyla atlatsak da rahatlasak. Aa, hoş geldin Şadi. Abi. Şadi'cim hoş geldin. Geç, geç yanıma, geç otur. ne haber? İyisin? İyi, sizler? Aa, Betül yok mu? Ay, onlar Filiz'le spa'ya gittiler bugün. Tabii. Aldığı son haberlerden sonra rahatlama ihtiyacı duymuştur. Tabii. bebek erkekmiş. Hadi hayırlı olsun. Ya sağ olasın, sağ olasın. İyi ki geldin ha. Annem de yolda. Akşam hep beraber bir yemek yeriz. Oh, bana da iyi olur valla. Şimdi bu Filiz diyette ya. O yüzden bizim evde bayağı yemek yok. Ben de adam gibi bir şeyler yemiş olurum. O zaman ben harika bir sofra için aranızdan ayrılıyorum. Hemen organize ediyorum mutfağı. Müsaadenizle. Ha hayatım, şu Şerife'ye söyle de tavlayı getirsin. Yanında da iki çay. Bir hesabını göreyim Şadi'nin. Tamam Fikret'ciğim. Şerife! Bak burası da güzelmiş. Bundan not alabilirsin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş bulduk Onur Bey. Ne yaptınız, nedir durum? Siz gelmeden resimleri çektik biz. Güzel. O zaman biz de bir Lale ile değerlendirme yapalım. Siz havuza inin, aşağıda görüşürüz. Tamam, biz de aşağıya bakalım o zaman. Sağ olun. Ya, Lale, bak şimdi... Yemek masalarını falan şöyle koyarız. Zaten onun öncesinde de bir kokteyl olur. İşte, o bistroları falan da şöyle orta yerde. Nasıl olur? Olur olur, fark etmez. Neyse ya. Ben kime anlatıyorum ki? Vallahi çok ilgilisin Lale, sağ ol. Ya Onur, bu organizasyon senin davetlerin için olmuyor mu? Senin için önemli değil mi bu? O yüzden sen istediğin her şeye karar verebilirsin, özgürsün. Laleciğim, bu düğüne senin arkadaşların da gelmeyecek mi? Benim misafirim dediğin ne? Yakın akrabalarım, bir iki tane de arkadaşım. Tabii doktorumu da çağırmam lazım Onur Bey. Tabii doğru söylüyorsun, haklısın haklısın. Ya doktor Onur'la bizim düğünümüzün ne alakası var acaba? O sadece benim doktorum değil ki. Çocukluk arkadaşım. Yerliciğim, bak sana geçen gün bazı şeyleri izah ettim. Anlamamış olabilirsin ama sorun yok. Ben şimdi sana tekrar anlatacağım tane tane. Bak biz yarın bir gün seninle evleneceğiz. Sen benim eşim olacaksın. Dolayısıyla Lale Sarıhan olacaksın. O yüzden lütfen hareketlerine biraz dikkat et. Bunu bana sen mi söylüyorsun peki? İstiyorsan Pelin Su'yu da çağıralım ama biraz garip kaçar diye ben bu teklifte bulunmamıştım. Ne alakası var şimdi Pelin Su'yla? Çok alakası var. Ama pardon ya, siz daha böyle romantik geceleri tercih edersiniz. Düğünler sizi açmaz. Yani ne diyorsun ya, ne bu imalar falan? İma falan yok. Bak ne yaşıyorsan yaşa, beni ilgilendirmez. Ama böyle insanların gözüne sokmanıza gerek yok, anladın mı? Yani Pelin Su'da neler karıştırıyor bilmiyorum. Neler paylaşıyor onu da bilmiyorum. Filiz beni aradı. İşte Onur'la nasıl gidiyor, aranız iyi mi falan diye bir şeyler sordu bana. Yani ben Lale Sarıhan olmadan önce bir erkek annesi olacağım. O yüzden ben hareketlerime çok dikkat ediyorum, merak etme sen. Sen de kısa sürede olsa benim kocam olacaksın. Asıl sen hareketlerine dikkat et, olur mu? İyi Lale. Bundan sonra merhaba merhaba, tamam mı? Şu düğün organizasyonu falan her şey bir bitsin. Herkes kendi hayatına baksın, yeter. Anneciğim. Ne zaman geldiniz anneciğim? Ah, şimdi geldim. Şerife burada olduğunuzu söyleyince ben de hemen buraya, doğrudan buraya geldim. Babaanneciğim hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Şadi, sen de mi buradaydın oğlum? Buradayım, buradayım anneciğim. Hoş geldin. Bebeğin erkek olduğunu duyunca abimi tebriğe geldi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Amca hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Laleciğim, Onurcuğum. Oğlumuz geliyormuş ha. Hayırlı olsun. Sağ olun. İnşallah hayırlısıyla bakalım. Sağ olun babaanneciğim, inşallah. Sizin biraz moraliniz mi bozuk ha? Hayır babaanne. Gayet iyiyiz biz babaanne. Demek bana öyle geldi. Herhalde. Heyecandan babaanne
Ya çok heyecanlıyız. Yani düğün bir taraftan, bebek bir taraftan falan. O yüzden biraz heyecanlıyız. Çok az kaldı ya ondan. Sizi böyle mutlu görmek beni çok mutlu ediyor inanın. Eksik olmayın babaanneciğim, sağ olun. Hele bir de bebeğinizi şöyle kucağınıza alın. O zaman mutluluğunuz kat kat artacak çocuklar. İnşallah. Umarım ben de o günleri görürüm. O nasıl söz anneciğim? Tabii ki göreceksiniz. Allah gecinden versin anneciğim. Anneciğim, sen son derece sağlıklısın. Oğlum baban da ne kadar sağlıklıydı. Ama bak, toprak oldu bile. Babaanneciğim lütfen böyle şeyler söylemeyin, üzülüyoruz. Ama oğlum, gerçek bu. Hayatın gerçeği. Yarına çıkacağımı kim garanti edebilir? Tövbe tövbe. Ama gözüm arkada gitmeyecek. Ama ne mutlu böyle siz hepiniz birbirinize kenetlendiniz. Evlendikten sonra da burada yaşayacaksınız. Çocuğunuzu burada büyüteceksiniz. Ne güzel. Değil mi? Çocuklar. Ben de düşündüm, taşındım. Artık bu yaşımda sizden daha fazla ayrı kalmak istemiyorum. O yüzden buraya yerleşmeye karar verdim. Ne? Nasıl? Çok zengin, helal. Anlaşılmayacak bir şey yok ki Yıldızcığım. Burada yaşayacağım. Artık hep birlikte olacağız çocuklar. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.